GSM Erişim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 14 Pro Max kasa değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, cihazımız servisimize bu şekilde geldi. Sizlere de göstereyim. Arka kapağımız kırık. Görmüş olduğunuz üzere. İçini de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kasa değişimini gerçekleştireceğim cihazın. Ondan sonra kontrol edeceğim. Açılıyor mu, açılmıyor mu? Ona göre birlikte bakalım, yorum yapalım arkadaşlar. Evet, Ace TV bilekliğimi takıyorum. Evet, koruma demirleri de eksik. Onların hepsini de tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bataryamı çıkartıyorum. Öncelikle ekran konektörlerimi de elimden çıkartıyorum. Ekranım sağlam gözüküyor bu arada. Bu şekilde göstereyim. Büyük ihtimal tamir görmüş gibi gözüküyor ama daha önceden yine bir kontrolünü sağlayacağım. Evet, şarj ara fleximiz, şarj bordumuzun flexi yırtılmış arkadaşlar. Kamera flexlerimizi yerinden söküyoruz. Face ID ön kamera fleximizi yerinden söküyoruz. İç kulaklık ve anten flexlerimizi de yerinden söküyoruz arkadaşlar. Evet, anakart üzerindeki vidaları söküyorum. SIM tray'imi yerinden çıkartıyorum. İç kulaklığımı yerinden sökeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde üstteki vidayı da sökeyim. Evet, ön kameramı da yerinden çıkarttım. Arka kameramı yerinden çıkartacağım. Bu arada anakartımı da boşa alabilirim herhalde. Buradaki hemen vidayı sökeyim. Anakartımı da boşa alacağım. Evet. Arka kameramı yerinden çıkarttım arkadaşlar. Anakart üzerindeki son vidamı alıyorum. Ve anakartımı çıkarttım. Size bu şekilde göstereyim arkadaşlar yakından. Anakartım daha önceden müdahale görmüş. Görmüş olduğunuz üzere. Kontrolünü sağlayalım. Ona göre bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Parçaları değiştikten sonra olmadı. Anakart tamiri yapacağız cihazımızı. Evet. Eski kasamı boşa alıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi her yer cam kırığı oldu. Hızlı bir şekilde masamızı silelim. Görmüş olduğunuz üzere. Yeni kasamı alayım. Hızlı bir şekilde. Anakartımı yerine oturtuyorum. SIM tray'imi ilk başta oturtayım arkadaşlar. En azından anakartımı tutsun. Anakartımın üzerindeki vidaları yerleştiriyorum. Evet, anakartımız direkt kasaya oturdu arkadaşlar. Daha demin yamuk olduğu için bütün vidalar yerinden atmıştı. Anakartımın üzerindeki vidaları taktım. Antenimi takıyorum. Onu filmimi takıyorum. Ayrıca şarj fleximi, yani hoparlör, titreşim, bütün yani etkileşimlerin hepsi üzerimde. Öyle söyleyeyim. Evet. Ön kameramı yerleştiriyorum.
iç kulaklığımı takıyorum arkadaşlar. İç kulaklığından önce hemen buradaki bir vidamızı takmamışım. Onu yerine montajını yapayım. Evet. Evet, iç kulaklığımı sabitledim arkadaşlar. Arka kameramdan önce lider sensörümüzü yerleştirelim. Evet, burayı da sabitledim. Arka kameramı yerleştiriyorum. Koruma metalini takıyorum arkadaşlar. Evet, kamera kafesinin üzerindeki vidayı taktım arkadaşlar. Bataryamı yerleştiriyorum. Batarya tırnağımı oturtturdum. Ekran konnektörü, sensör flex'in değerini oturtuyorum arkadaşlar. Burada eksik olan demir parçalarını yani kafeslerini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, eksik vidalarımızı tamamladık. Ön kameramızı hızlı bir şekilde oturtalım. Bir dakika. Evet. Okey. Ekranımı oturtturdum arkadaşlar. Alt vidalarımı da hızlı bir şekilde takayım. Evet arkadaşlar, cihazımızın işlemi bitti. Şu an power tuşuna basalım ve bakalım görüntü alabilecek miyiz? Ekranı da sileyim. Temiz bir görüntümüz olsun. Evet. Power tuşuna basıyorum. Şarj aletine takayım ben. Hemen kontrolü sağlıyorum. Maalesef arkadaşlar tepki gelmedi. Cihazımızın anakart için anakart birimine, anakart onarımı için anakart birimine vereceğiz. Ondan sonra sizlere Instagram üzerinden bilgimizi vereceğiz. Evet, videomuz bitti arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.